Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Lordmazı ve yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere biraz krallığımızdan bahsedeceğim ve de biliyorsunuz ki artık KVK'nın geri sayımı başladı. Birçok krallıkta artık başladı, birçok demeyeyim. Hatta ilk 1320 krallıkta başlamıştır. 320 krallıkta falan başladı diye biliyorum. Şu anda itibaren 4 gün küsür saati de var. Yani size şöyle anlatayım. Cumartesi günü, yani Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece artık KVK başlamış olacak. Zaten update yarın gelecek arkadaşlar. Salı günü gelecek. Yarın da update ile beraber muhtemelen eşleşmeler yapılacak. KVK başlayana kadar da göç süresi gene açık tutulacaktır. Yaklaşık 3 gün falan açık kalacak yani. 3 gün sonunda KVK başlayınca da göçler de kapanacak artık. Onun için buraya gelmeyi düşünen arkadaşlar artık hani elini çabuk tutarsa update'ten sonra göç edebilirler. Yani update'i bekleyin. Neden? Çünkü update'ten sonra pasaport düşme ihtimali var 35M6 için. Ve de pasaport alım ücreti birlikte kredisiyle 800'den 600'e düşecek. Onun için onu bekleyin derim arkadaşlar. Update sonrası ise göçünüzü edebilirsiniz buraya. Ben birkaç arkadaşla zaten haberdardık. Yani 4-5 kişi vardı bizim bize gelecek. Onların yerini ben ayırmıştım. Onun harici TRF'de şu an için yer yok. Gene One Inch klanımız var. Katliam ve Kingslayers klanlarımız var. Bu klanlarımızın Katliam ve Kingslayers Türk arkadaşlar. Arada tek tük yabancılar var. Ama One Inch klanı international, biraz daha böyle karışık klan. Türk de var, yabancı da var. Onun için buraya gelirseniz bu klanlarla irtibata geçebilirsiniz. İlla hani bana yazmanıza da gerek yok. KM'nin liderlerine, R4'lerine, KNS'nin gene liderine ve R4'lerine, gene ATK klanının, yani eski ATK One Inch klanının liderlerine ve R4'lerine yazabilirsiniz. Onlarla iletişime geçerek, hani onların da zaten rızası olursa biz sizi buraya hemen hallederiz, alırız arkadaşlar. Hani göç. Onlar evet dedikten sonra ben her türlü izni çıkartırım. Ondan yana sıkıntı yok. Yeter ki onlarla anlaşın. Onlarla anlaştığım sürece ben her türlü yani gücü de yükseltirim. Ayarlamalar da yaparım. Zaten bana dönüyorlar hemen. O şekilde halledebiliriz. Ama TRF için şunu söyleyeceğim. TRF için şu an gerçekten arkadaşlar fullüs. Hiçbir şekilde yer yok. Yani 4 kişilik bir ekip vardı arkadaşlar. Onlar bana yazmıştı. Ben sadece onlara hani söz verdiğim için yer ayırdım. Ha, olur da onlar vazgeçer mi bilmiyorum. Hani kesin geleceğiz demişlerdi ama vazgeçerlerse belki bir 4 kişilik daha bir yer olur hani almaya. Onun haricinde yani mümkün değil artık arkadaşlar. Maalesef yerimiz yok. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. TRF'yi hani şöyle düşünmeyin. TRF ana klan, her şeyi o alacak, bütün ödülleri o süpürecek gibi bir şey yok burada. Burada herkes savaştığı kadar, hak ettiği kadarını alacak. Herkes kayıplarının karşılığını alacak yani. Kayıp veriyorsanız karşılığını almanız gerekiyor. Hani savaşan savaştığı kadarını alacak. Savaşan savaştığı kadar ganimet alacak. Bunu belirteyim yani. Onun için hiç kimse o konuda aklına bir soru işareti olmasın. Biz zaten burada katliamdan gelen arkadaşlarımız var. Onlar şu anda dediğim gibi ikinci klan olarak arkamıza yerleştiler hani sıralamada. Normalde ilk geldiklerinde geridelerdi ama tırmana 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 en sonunda ikinci sıraya şu an yerleştirdiler. Kingslayers'lar şu an dördüncü sırada ama onların da eminim ki ATK One Inch'i geçecekler diye düşünüyorum. Onlar da gayet iyi güç artıyor. Onlar da üçüncü sıraya yerleşecektir zamanla. Çünkü One Inch'te biraz geri kalma var. O klana da eminim ki bir dahaki KVK'ya, hani bu KVK'da belki çok toparlayamadık ama bir dahaki KVK'ya orada ben geleceklere yer ayarlayacağım diye düşünüyorum. Hani sonuçta bu KVK'dan sonra da göç etmek isteyenler olacak buraya. Onun için onlara yer ayarlarım diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından oradan bize bir 70 kişilik falan bir yer daha çıkar. Zaten ondan sonra da birkaç klan daha var maksimum onlar. Çok da kalabalıklaştırmak da istemiyoruz açıkçası server. Çünkü aşırı kalabalık olduğum zaman da görüyorsunuz zaten TRF'nin kalelerini. Hani farm alanı bilmem ne, hani anca 4 klana yetiyor burası. Bir de IGAK klanı var bu üstte. Onlar burada farm yapıyor. Şurada ROE var, o farm yapıyor. Yani yaklaşık 6 tane klan zone 3'teyiz. Zaten bunun fazlası da zarar. Yani dediğim gibi elimden geldiğince hani yükseltmeye çalışacağım. Dediğim gibi artık zaten biraz da seçerek, insanlar seçerek almaya çalışıyoruz. Sorun çıkartmayacak daha çok bu tarz insanlar alıyoruz. Şurada gerçek, bazıları bana yazıyor işte mesela. Bir insan buraya göç ediyor. Arkasından bana mesaj geliyor. Ya bu adam işte bizim krallığımıza şöyle yaptı, böyle yaptı. Benim için açıkçası geçmiş çok önemli değil buraya göç ettikten sonra. Ben burada geldi, burada ne icraatlar yaptı önemli. Hani buraya geldikten sonra adam düzgünce oyununu oynuyorsa, herhangi kurallar uyuyorsa benim için hiçbir önemi yok. Geçmişini ben kimsenin sorgulamam arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani geçmişte şunu yapmış, bunu yapmış. Onlar
benim için pek önemli değil. Burada benim için burada neler yaptı, burada neler şey yaptı önemli. Çünkü insanlar bazen karakterlerde hani bu karakterle de alakası yok. Oyun bu sonuçta. Ters geliyor, ters işler yapabiliyorlar. Olabilir. Bu adamın karakterinin kötü olduğunu veya düzgün bir insan olmadığını göstermez. Herkesle anlaşmak zorunda değil kimse. Ama kurallara uymak bence bir zorunluluk arkadaşlar. Onun için birbirimize saygı duyup kurallara uymamız gerekiyor. Evet, bu kısımlardan bahsettikten sonra zaten klanlardan bahsettim. King's Slayers, Katliam hala bunlara alabilirler. Başvurabilirsiniz. King's Slayers bildiğim kadarıyla şu anda 15M civarı ve üstüne alıyor. Katliam'da 25M ve üstüne alıyor. O şekilde hani dediğim şekilde başvurup oralara irtibatı geçebilirsiniz. Şu anda Katliam zaten gayet iyi durumda. King's Slayers de gayet iyi canlı durumda. Ben hani hep böyle irtibat halinde görüşüyoruz ve gayet aktif olduklarını zaten ben liderlerinden de R4'lerinden de duydum. Aktif izliyorlar. Zaten ben hani o klanlarda Çinli olmadığı için bilemem ne kadar aktif olduklarını. Şu anda aktiflik açısından gayet iyiyiz. Sadece One Inch'te biraz sıkıntımız var. Onu da halledeceğiz arkadaşlar. Yani biz en kötü bayrak bile atsa bize, kale bile atsa veya savaşlarda bir top saldırı bile açsa bizim savaşın kaderini değiştirebilecek şeyler bunlar. Onun için orayı da bir şekilde halledeceğiz diye düşünüyorum. Daha sonraki kahve katında zaten o da canlanır. 4 tane klanımız yolumuza bakarız. Şuradan hemen zaten sıralamalarımızı göstereyim sizlere arkadaşlar. Yani şuradan bakarsanız Tigers Wrath yani TRF 5.3'e yaklaştık neredeyse 5.300. Katliam burada 3.2. One Inch 2.6. Burada eksikleri var daha dolduramamışlar herhalde. 2.6 bunlar. King Slayers da neredeyse 2.2 idi. Bunlar da herhalde eksi olabilir. 2.1 şu anda. Rogue var. Bunlar da emin olun yabancı arkadaşlarımız ama yani içlerinde aktif olan belli savaşçı oyuncuları var. Özellikle liderleri Softkiller. Arkadaşımız bizde geçen kavga çok güzel savaştı. Yani burada da Rogue'yi de küçümsemeyeceğim. Çünkü gerçekten 4-5 kişi veya 6 kişi koca o zaman ATK'ni yapamadığını yapmışlardı bu klan. Bize zaman kazandırmışlardı. Onun için Roe'de şu anda yani buradaki savaşçılar tabii ki diğer klanlara dahil olacak. Çünkü 4 klan biz üzerine yürüyoruz. Sadece Roe'nin işte Pita'nın katliam 2 var bakın. Burada Greek Conquest Yunanlılar var. Bunların arkadaşlar kalelerini ve bayraklarını kullanabiliriz. Onlar o konuda bize yardımcı olabilirler. Gene IG Akademi var. Bu konuda IG Akademi de bu yönden iyi. Elimizde artık TRF Osiris Kulübü. Bunu da araştırmaları iyi. O yüzden bunu da kale atımı, bayrak atımı da kullanabiliriz. Genelde Osiris savaşlar için kullanıyoruz zaten. Onun için bunlar gayet güzel olacak bizim için bu seferki KVK'da. Hani buraya kadar olan kısım 10 tane klan aktif olarak kullanılan hani klanlar. Bunlar da mesela Tigers Farm, bizim farm klanlarımız falan var altta. Onlar ayrı. Ama normal şekilde kullanılan şu 10 tane klanı güzel araştırmalarda güzel bu bütün şu klanların hepsini. Bir tek şu Greek Conquest'in herhalde biraz kötü olabilir. Onun haricinde araştırmaları iyi. Pita'nın da biraz çok fazla iyi değil. Ama iyi durumda yani onların da araştırmaları. Şu anda bu şekildeyiz arkadaşlar. Rakiplerimiz de zaten ilk 300'e göre geliyor. Bunu biliyoruz artık. İlk 300'e göre gelmesi bizim için bence hani avantaj oldu. Neden? Çünkü bizim hani 7 tane 8 tane aktif klan olan şeyler var. Bu yeni krallıklar var. Bunların artık gelme şansı biraz daha düştü. Gelse bile en azından bize denk güçte yani ilk 300'ü bize denk güçte kişiler gelecek. Onun için bizim için çok sıkıntı olmayacak. Ama ilk 100 olduğu zaman adamlarda 7 tane aktif klan var, bizde 4 tane var ve adamların aktif klanların hepsi de bayağı hani güçlü oyuncularla dolu oluyordu. İlk 100'e şey aldığı için bu biraz dengesizlik yaratıyordu. Bunu ortadan kaldırmış olacak. Zamanla zaten oyun ilerledikçe eminim ki bu daha sonra 400'e, 500'e kadar çıkabilir. Şu anlık 300 kalır. Belli bir süre bayağı 300 kalır ama bu ilerleyen zamanlarda muhtemelen daha da artacaktır. Çünkü oyun ilerledikçe özellikle ilk 320 server arasında olacak ya mesela artık KVK'lar. Bu ilk 320 server'ına krallıkta bunlar zamanla artacaktır arkadaşlar. Çünkü hep güç artıyor, hep güç artıyor. Dengeyi daha iyi kurabilmek için, daha iyi eşleşmeler elde edebilmek için, istatistiğin daha iyi ortaya çıkabilmesi için bunu arttırmak mantıklı. Şöyle katliamdan devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 134'e 137 daha hala bayrak dikseler şeyler açılır. Minimum 15 güç demişler. Ama genelde 25M tercih ediyorlardı ama 15M'i de kabul ediyorlar herhalde. Aktifseniz ya 15M de şu şekilde. Eğer çok aktifseniz gerçekten oyunu ben şöyle arkadaşlar var mesela geliyor adam 15M bir ayda bir anda 5 6M 7M güç artan arkadaşlar var. Hani para yatırmadığı halde. Ben illa para yatırmasını demiyorum. Para yatırmadığı halde özveriyle oynayan, oyunu gerçekten takip ederek oynayan biz de hani elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Sorular oluyor. Sorular cevaplamaya çalışıyoruz. Zaten YouTube'da da videolar paylaşıyoruz falan. O şekilde gelişen arkadaşlar var. Bu şekilde olan arkadaşlar zaten her zaman kendilerine burada
yer bulurlar. Ondan yana sıkıntı yok. Liderimiz Bağcan arkadaşımız Ludwig. Yani gene R4'ler gördüğünüz üzere Nehir var, Mustafa var, Abdullah var. Yani burada arkadaşlar gayet katliam klanı için şunu söyleyeceğim. Gayet birbirlerine kenetlenmiş bir grup. Çünkü zaten katliam ekibi bir krallıktan bize göç, komple klanca göç ettiler. Daha sonra tabii onlara katılanlar oldu ama biraz böyle bir kenetlenmiş grup. Yani böyle toplama bir takım değil yani. Onlar zaten beraber oynuyorlardı. Onun için katliam da gayet güzel gelişim gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Esra Kağan Koray abimiz 77M şu anda. Var olan bey var 51M. Yani burada da gayet güçlü bir klan var yani. Burada da savaşlarda gayet karşıya yani sıkıntı yaratacak, karşıya büyük hasarlar verebilecek bir klan görüyoruz yani. Gördüğünüz gibi biz geçen KVK'da biraz yalnız kalmıştık ama bu sefer onu hem katliam hem King Slayers ekibiyle bence yeneceğiz arkadaşlar. Çünkü King Slayers da şu anda geçen KVK'da 750K falandı. Şu an gücün neredeyse 3'e katlamış durumda. Yani şu an güçlerini bir KVK geçti aradan ve 3'e katlamış durumdalar. Şu an başlarında yani Sami arkadaşımız var ve Sami gerçekten çok, o da özverili bir arkadaşımız. Çok emek veriyorlar şu anda. R4'leri de aynı şekilde. Bu klana gerçekten çok büyük emekleri var. Ve bu klanı hep beraber büyütüyorlar. Ya bu şey gibi düşünün yani, bir bebeği alıp beşikten komple büyütmek gibi. Yani burada da gene çok emekleri var. Yani şu an bu bir KVK geçirdiklerinde bu klanın iyice kenetleneceğini düşünüyorum. Şu an için gördüğünüz üzere daha çok 15M ve üstü oyunculardan oluşan bir birlik. Şurada sadece 9 ve 10M'leri var. Buraya da gene 15M üstü arkadaşlar yani R4'lerle veya R5'le iletişime geçebilir. Oradan iletişime geçerseniz zaten burada anlaşmanızı, şeyinizi, konuşmanızı sağlarsınız. Ona göre göçünüzü edersiniz. Bir de buradan One Inch'i göstereceğim. One Inch'de arkadaşlar daha çok yabancıların olduğu. Zaten burada Looking for Active Players diye yazmışlar. Yani aktif oyuncu arıyorlar. Hani asker kaybetmekten korkmayan, gerçekten aslında ATK o yönden şey yani, asker kaybetmekten kesinlikle korkmuyor. Ama biraz daha böyle yönetimde sıkıntı vardı geçen sefer. Hani böyle boşa asker kaybetmek KVK'da büyük yanlış. Sonuçta boşa asker kaybetmemeniz lazım. Kaybettiğiniz askerin değeri olmalı. Yani siz mesela 100 kaybediyorsanız karşı taraf da en kötü 100 veya üzeri kaybedecek ki bir anlamı olsun. Eğer siz 100 kaybedip karşı taraf 30 kaybediyorsa bunun bir anlamı yok. Veya size karşı çok büyük zararlar verecekse bir bayrak savunmanın bir anlamı yok. Yani onun için ATK bu yönden geçen sefer kötüydü. Bakalım bu sefer ne olacak? Burada da Savaş TC arkadaşımız var. Türk arkadaşımız. Biraz yani Avrupa'da yaşayan bir arkadaşımız. O yüzden Türkçesi normal ama İngilizcesi de bir o kadar iyi. Türkçesinden belki iyidir. Onun için international bir klanda oynamak istediğini bana söyledi. Onun için şu anda burada. Gene burayla ilgili de Savaş arkadaşımıza da yazabilirsiniz. Şu an R4 oldu orada zaten. Hani Türkler için söylüyorum. Onunla iletişime geçip buraya da geçebilirsiniz. Bu klan için şu an dediğim gibi yani güçlü oyuncuları var. Fakat savaşlarda aktiflik yönünden inşallah bu sefer biraz daha iyi konumlanırlar. Çünkü kötü oyuncular yok yani. Bunların da güç olarak oyuncuları gayet iyi durumda. Kötü değil. Yani eğer savaşırlarsa burada şey olur. Ama buradan en kötü ben dediğim gibi 70 kişilik falan bir yer bir dahaki KVK açılır diye düşünüyorum. Yine Roy ekibini göstereceğim. Roy ekibimizde şurada gördüğünüz gibi buranın R5 ve burada da T5 oyuncusu var bir tane. Bu yabancı bir arkadaş. Buranın da arkadaşlar ekibi bu ekip komple aktif. Şu ekip için söyleyeceğim. Burada gene bir aktif 10-15 oyuncusu var arkadaşlar. Şu diğer şeye de değineceğim bir hızlıca. Pita şu an için çok hani farma yönelik bir oyuncu grubu. Yani şu an için daha çok farm üzerine oynuyorlar ama bu arkadaşlar da yani sonuçta Farzat veya Mehran'la ben her türlü severim. İyi çocuklar aslında. Yani bunlarla iletişime geçip İran Türk'ü bu arkadaşlarımız. Yani bunlar da KVK'da bize faydalı olabilecekler. Tabii ki sonuçta biliyorsunuz ki etkinlikler var. Barbar kesme oluyor, bilmem ne oluyor. Orada bizim krallığımıza katkı sağlayacak arkadaşlar bunlar da sonuçta. Onun için bir sıkıntı yok. Onlar da kendi Zone 2'de şu anda onlar. Kendilerini geçiyor. Şu an Katliam 2 geliştirmeye çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. Katliam 2'de ufak ufak gelişiyor. Burada sonuçta yani 5M, 10M oyuncular için yer lazımdı. Onun için burada bir Katliam ekibi ikinci bir klan kurdu. Onu yavaş yavaş geliştiriyor. Yunan ekibi için de şunu diyeceğim. Güçlü oyuncuları var, aktif oyuncuları var. Şu an mesela ne zaman mesela yazsam direkt dönebiliyor R4 ve R5'leri.
sürekli aktif adamlarım. O yönde bir sıkıntılar yok. Ama tabii ki tek başlarına bir güç oluşturamayacakları için bu arkadaşlar da ancak dediğim gibi bayrak atarlar, top saldırı açarlar. Gene bir destek, en az ufak da olsa destek çıkarlar diye düşünüyorum. Gene İGAK içinde şu anda arkadaşlar burada 5M ve 10M civarı Türk arkadaşlarımız var. Aynı şekilde burada da Yunan arkadaşlarımız da var. Karışık başka ülkeden arkadaşlarımız da var. Böyle bayağı karışık burası. Şu an burada da ufak ufak gelişmeye çalışan oyuncular mevcut arkadaşlar. Burada kendilerini yer bulmuşlar. 5M, 10M, 1M o civar arkadaşlar. Burada maksat gelen bu tarz oyuncuları ben hani bu klanı buraya almamın sebebi. Hani burada değildi normalde İGAK. Buraya almamın sebebi buradaki oyuncuların kendini geliştirmesi. Yani 5M oyuncunun, 10M oyuncunun kendini geliştirmesi adına bir kurulmuş bir klan. Ya altyapı gibi bir şey düşünün yani. Evet o şekilde şuradan da şeyi de göstereyim. KVK'da artık dediğim gibi saymaya başladı. 4 gün 16 saat diyor. Yani KVK'da başladığı zaman inşallah rakipler düzgün olsa ki daha hala eşleşme olmamıştır. Ben onu öyle düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Yani update olacak ya yani. Update olduktan sonra şurada görüyorsunuz zaten. Eşleşmeler de onunla beraber olacak diye düşünüyorum. Belki bir gün sonrası olur. Hani update'te. Şurada biliyorsunuz ki burada kayıp krallıklar var. Burada ben yerlerimizin artık hani 132'ye kadar şuraya kadar mıydı? Yok 140'a kadar pardon. 40. İlk 40. Şu an daha 40'ta çıkmıyor. 40'a kadar. O 40'a kadar olan kısımda bizim KVK, 3. sezon KVK'lar olacak. Burada hani biliyorsunuz ki benim şurada krallıkta olduğumu gösteren şu işaret var ya. Burada sizin krallığınız hangi KVK'daysa onun işareti çıkıyor. En kötü bunlar şurada gözükmese de sizin krallığınızın işareti çıkabilir. Yani bu yarınkiden sonra olabilir. Nerede olacağınız en azından belli olabilir. Belki rakipleriniz belli olabilir. Bir ihtimal. Geçen öyle olmuştu. Çünkü ikinci KVK'da. Belki bu KVK'da öyle olabilir. Bir ihtimal bu da arkadaşlar. Hani onu söylüyorum. Hani kontrol edersiniz siz de. Eğer güncellemeden sonra bakarsınız belki olabilir yani. Burada işaret varsa bilin ki krallığınız orada. Burada açtığımızda burada geçmiş yazan kısımlarda falan katılan krallıklar falan var bakın. Burada katılan krallıklar sıralabiliyor. Sıraya göre burada dizilimlerinizi görebiliyorsunuz. Belki müttefiklik yapmak adına erkenden belli olsa biraz daha böyle müttefiklik bakarsınız rakiplerine ne durumda falan. O yönden olabilir. Bunu ikinci KVK'da yapmışlardı ama bu sefer yaparlarını bilmiyorum. Zaten Salı günü update olacak. 3 gün sonrasında da KVK gelecek. 3 gün 4 gün sonrasında toplamda. Onun için sıkıntı olacağını düşünmüyorum bu sefer için. En azından göçü de kapatacaklar zaten 3 gün 4 gün sonra. Gene böyle yığılma bir göç olacağını düşünmüyorum. Hani rakipler belli oldu. Hadi hoppa herkes oraya. Geçen biz bunu yaşadık ama bu sefer böyle bir şeye müsamaha göstermeyecek diye düşünüyorum. Bir şeyler yapar ona. Belki rakipleri göstermeyecektir. Ama en azından şurada olduğunuz belki belli olacaktır. Hani bu sadece bir ihtimal benim hani düşündüğüm. Onu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet şu anda bu şekilde KVK'mız cumartesi başlıyor arkadaşlar. 9 günün ardından pazar günü bitiyor 9 gün. Daha sonrasında pazartesi günü map'te olmuş oluyoruz. Yani 22'sine falan denk geliyor aynı herhalde. 22'sinde map'te oluyoruz. Artık map'teki kısımda biliyorsunuz artık bar Haçlı Kalesi'ne geçirme bilmem ne falan onlarla geçecek. Ve sonrasında da artık rakipler, şeyler, işte diplomasiler, savaşlar gibi gibi. Buradan da şunu görüyoruz. Burada acaba şuna dönecek bu oyun. KVK bu şimdi 3. KVK olacak. Daha sonra acaba Osiris Ligi mi gelecek? Yoksa Osiris Ligi yani bence gelmeyecek de o şekilde. Osiris Ligi bence KVK'nın ortalarında falan gelebilir. Belki başlarında veya ortalarında. Gene beraber yürüyecek diye düşünüyorum. Çünkü KVK oluyor. Bir ay sonra bence bir ay yeterli ara. Bir ay sonra bir KVK daha. Bir ay ara bir ay sonra bir KVK daha. Öyle gidebilir sistem. Çünkü insanlar gerçekten sıkılıyor arkadaşlar. Yani bir ay geçtikten sonra yavaş yavaş. Hadi en kötü 1,5 ay diyelim. 45 gün ara iyidir. Daha sonra insanlar zaten toparlanmış oluyor. Asker basmış, kaynak toplamış, hız toplamış oluyor. Onun için tekrar KVK getirmek mantıklı. Çünkü KVK'dan iyi gelişim sağlıyorsunuz. O yüzden ben öneriyorum, tavsiye ediyorum yani o şekilde KVK'nın gelmesi benim görüşüm açısından da iyi olur. Yani gelişiminiz açısından. En kötü cevher toplarsınız, kaynak toplarsınız, bilmem yani işte savaşlarda elmaslar gelir. Eğer klanınız veya krallığınız iyi konumdaysa her insan güç artar arkadaşlar. Kimse güç düşüp çıkmaz KVK'dan emin olun. Yani biz geçen KVK kaybetmemize rağmen gayet insanlar güç arttı. Ben T5 falan açtım mesela gibi gibi. Faydaları var yani. KVK kaybetseniz bile kazansanız inanılmaz faydası var. Kaybetseniz bile gene asker belki çok fazla savaşsanız asker kaybınız biraz oluyor. Onu da toparlıyorsunuz zaten arkadaşlar. Evet.
Video bu şekildeydi arkadaşlar. Hani ben biraz krallığı da anlatmak istedim. Son gelenlere çağrı da yapmak istedim. Hani artık salı günü yarını bekleyin. Yarın update olsun. Daha sonra yazarsınız zaten bana. Veya işte dediğim gibi Katliam, King Slayers veya Vanish Clan'a gelmek isterseniz onlarla da gösterdim sizlere. Onlarla da iletişime geçebilirsiniz. Yani katılmak isterseniz bizle beraber savaşa buyurun gelin arkadaşlar. Kapımız açık. Şu an için dediğim gibi zaten yazan arkadaşlar var. Ben onları genelde yönlendiriyorum. Katliam'a, King Slayers'a. Hani siz dediğim gibi bunlar liderlerine ve R4'lerine yazarsanız arkadaşlar bu klanlar. Onlar size zaten dönüş sağlayacaktır. Daha sonrasında göçünüzle ilgili de hallederiz yani. Güç sınırı ayarlama bilmem ne. Onları hallederiz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Hemen alttan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.